Herkese merhaba, ben Şenol. My Sanatör'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. İkinci gün rally günündeyiz. Saatimiz artistik yapmak gibi olmasa saat 12. Arabam sağlam. İnşallah değil mi? Bir dakika. En son tekrar şeyi bir kontrol ettim. Tamam. Yağı bayağı bir azalıyor. Arabanın parçalarında bazı sıkıntılar var. Peşten sonra araba biraz dökülüyor gibi bir tamirden geçmesi lazım. Onun dışında deneme yaptım. Yarışı bir posta dedim, bakayım ne olacak, bitireyim. Pek iyi değil. Neyse, Allah izin verirse bitirelim de. En azından iki sefer falan bitiremedim. Sonra baktım yağ bitiyormuş meğerse, ondan bitiremiyormuşum. Gittim yağ falan getirdim. Ayrıca minibüsü de getirdim buraya şeyleri almak için. Alkol şişeleri burada. Alkol şişeleri ne oluyor? Meyve suyu şişeleri. Onlar burada, onları alacağım. Onun için getirdim. Yağ da getirdim kendime. Artı ilk başta bir rally'yi bitirelim. Tamam mı? İlk işimiz. Ondan sonra son iki parça kaldı. Artı bir de ışıkların siparişini verdim ben değil mi ya? Işık siparişi verdim, yanlış olmasın tabii, verdim. Diğer parçalarımı vermedim ama. Burada drag yarışı oluyor bu arada, şu an şeydeyim. Çöplükteyim. Çöplük olarak geçiyor yanlış bilmiyorsam. Burada drag yarışları oluyor hafta sonu. Onun için yeni karbüratörü alacağım. Karbüratör mü oluyor? Tabii karbüratörle nos. Buna nos takılmıyor. Ona nos takılıyor. Ama arabayı tamirden de geçirmem gerekiyor. Bazı parçaları bayağı bitiyor. Özellikle bujilere falan şey muhabbeti geldi. Yani zaten kayışım kaybolmuştu peşten sonra. Ayrı konu da şey olayı oldu. Anam. Dönebilecek mi? Aslanımsın be. Şey muhabbeti var. Bujilerde artık gözle görülür hasar olayı. Ondan bujiler biraz sapıttı. Bunları falan da değiştirmek lazım. Ya ben temizinden para bol, zaten sokacağım arabayı. Ama karbüratörü falan aldıktan sonra sokayım değil mi? Tabii. Karbüratörü aldıktan sonra arabayı tamire sokacağım. Karbüratör siparişiyle birlikte lastik siparişi de vereyim. Ona da şey lastiği takalım. Hadi bismillah. Tamamdır. Ona da yol lastiği takalım. Diyorum ki drag için yapabildiğimiz kadar en iyi şekliyle yapalım. İnşallah arabam dayanacak. Umuyorum. Vallahi biraz dertliyim o konuda. Çok zorlayamıyorum, korkuyorum. Harbiden korkuyorum yani. İki defa zorladım. Sıkıntı oldu. Bayağı pat küt ses geliyor abi. Motordan parçalar dökülüyor. Silindir başındaki şeyler falan dökülüyor yere ya. Arabanın bazı parçaları bayağı gidik de şu anda ben bunu tamire sokma ihtimalim yok yani. Hani girdim. Rally'yi dedim bitireyim. Bir posta bitirelim rally'yi. Burası ilk sıkıntılı nokta. Burada biraz yavaş gidiyorum. Ondan sonrası devam. Abi nasıl olduysa ama hızım bayağı bir yavaş geldi. Anlamadım yani. Çok da yavaş değilim. Bekliyordum açıkçası. Şimdi genel olarak bir posta gidip geliyorum ya. Hani 5 küsür 6 dakika. Hemen 6 dakikada bitirmen gerekiyor abi. 6 dakikada bir gidişi, 6 dakikada bir dönüşü. Toplamda 12 dakika diye hesap ediyorum. Bak direksiyon yapma. 12 dakika diye hesap ediyorum abi. Benim kendi hızıma falan baktım. 6 değil de 8-9 dakika falan sürüyor. O da ne tutması lazım? Hani 9 gidiş 9 dönüş 18 dakika falan tutması lazım. Bak şimdi gideceğiz. Bir görelim. Hani beklediğimden çok da uzun geldi. Aman abi. Aman. Sıçtım zaten. Çıkarsın. Sağlıksız bir başlangıç yaptık. Neyse oraya kadar geldim abi. Elimden geldiğince hızlı gidiyorum yine ama bir yerden de makineyi de zorlamak istemiyorum. Bazı yerlerde çok sallanıyor. Altını falan vuruyorsun. Patır kütür motor gidiyor. Bir elden bir posta geçirmem gerekecek motoru ya. Ve direksiyonsuz da hakikaten dönmüyor yani. O direksiyon yeterince hızlı dönmüyor abi. Ona kanaat getirdim yani. Çünkü gerçekten hızlı gittiğim zaman şuralara mesela dönemiyorum. Baya baya.
dönse bile direksiyon geri dönmüyor. Geri dönüş hızı belli bir hızda dönüyor. Onu hızlandırabilirim ama buna da alıştığım için yemedi abi, cesaret edemedim. Şuraya dikkat, şuraya. Ananı. Dediğim gibi buraya dikkat abi. Burası bayağı bela 1, bela 2. Şuraları sağlıklı geçeyim, başka bir şey istemiyorum. Pek sağlıklı sayılmaz. İkisinde de dangur dungur bir şey yaptım ama hayırlısı, inşallah motor elimizde kalmaz baba. Şimdilik amacım ralliyi bitirmek. Kesinlikle herhangi bir sıralamaya giremeyeceğime eminim. Bak dönmüyor. Aa dön lan. Sıralama yalan. Orası garanti. Hayır hayır hayır. Terler döküyorum ya. Vallahi terler döküyorum. Ciddi anlamda abi. Oyunun zaten mekaniği bir acayip. Zorluyor yani. Şunun dönüşü sivri. Çok aman aman seri döneyim dersen orada bir zıplıyı altını falan vuruyorsun. Bayağı sıkıntılı orası. Dediğim gibi daha önce denedim buraları, test ettim. Ne lan, daha önce de yarıştım da. Hani bu yalan olmasın da böyle toplamda 5. falan yarışım. Birebir aynı yarıştan bahsetmiyorum. Geri ilk gün yarışını biliyorsunuz. Onu da birkaç defa yaptım, bunu da yaptım. Hani yolu azıcık öğrendim diyebilirim ama hakikaten bazı virajlarda ekstra hız kesmek gerekiyor. Hoş bilmiyorum, direksiyon olduğu zaman hani biraz daha hızlı çevirebilirim ama bu da yol tutuşunu engelleyebilir. O da bir ayrı sıkıntı tabii doğal olarak. Ben tahmin ediyorum illaki en azından gazı böyle basçık basçık yapmam, o da bir yol tutuşunu sapıttıran şeylerden bir tanesi. Bak mesela şurada belli bir, görüyor musun, full bastım anca döndü. Biraz daha hızlı olsam dönmeyecek. Neyse yine de zevkli abi. Sinirlenmeyeceksin. Kesinlikle. Ya hiç bu oyun sinirlenmeye gelmiyor da. Bu oyun hiç gelmiyor yani. Çok ince bir şeyi var bunun. Öyle fazla gaz vereyim falan, gereğinden fazla hız yapayım, Bunlar büyük sıkıntı. Ama yani gördüğünüz gibi hemen hemen, tabii sıfırdan bu sefer başlamadım da, diğeriyle aynı yerde tekrar videoya başladım diyebilirim. Baktığın zaman çok da vakit almıyor yani. Ben bakıyorum 8 dakika falan. Şimdi gittiğimizde bir süreyi yazsın. Peşten dolayı mı biraz sapıttı nedir? Aman abi, aman 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 aman. Bak işte buralarda çok abartılı hız yapmayacaksın. Ne olursa olsun araba yerinde durmuyor. Süspansiyonlarda sıkıntı varmış bu arada. Onun peçete yazdılar onu. Onları düzelttik diye. Hani bu zıplama normalde bu kadar zıplamaması gerekiyor anlaşılan. Bilmiyorum, süspansiyonu bir çıkartıp takmam gerekiyor galiba. Veyahut tamirci halledebiliyor. Emin değilim o konuda. Onun üzerine bir daha bir bakmam lazım. En kötü bir sefer arka süspansiyonlar mı? Yok, ön süspansiyonlar var. Emin değilim hangisi, bakarım peşnottan ya. Bir tane süspansiyon sıkıntı çıkartıyor. Onu bir çıkartıp tekrar takmak gerekiyor. Ama tamirciden bir full tamir geçireceğim zaten. Teknik olarak rally sonrası zaten arabayı elden geçirmek lazım. Zorluyoruz çünkü abi arabayı ciddi ciddi. Hani şu yolda Allah ne verdiyse gazı köklemek sıkıntı. Aman 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 aman. Bak şimdi ince ayrıntı vermek için işte yırtınıyorum burada. Direksiyon olsa ufak ufak dokunurum. Aman abi. Yok yok, fazla sallanıyor ya. Tahmin ediyorum böyle bir şey istemiyordu adam. Yanlış anlamadıysam. Yanlışlıkla olmuş bir şey. Süspansiyonları elden geçirmek lazım. Lan ilk zamandan ne güzelmiş. Bakıyorum videolara bir yıl önce. Tek yarış abi, pazar günü çıt. Yap 7 dakikanın altında tamamsın. Şimdi cumartesi bir yarış, pazar bir yarış. Şimdi cumartesi ne kadar iyi yaptığını kendin elle tutman gerekiyor herhalde ki ben tutmadım. O şu videosu var. Aman abi. Videosu var sonuçta. Oradan bakabilirim ama. Orada biraz vakit kaybettim. Sonuçta çok da şey olduğunu sanmıyorum. Aa bitime geldik lan. Çıt finish. Ta-da! Bu arada nerede olduğunu da öğrendim. Ona özellikle bakmak için şey yaptım. Bitiminde abi. Şöyle yana giriyorsun. İşte bak süresini göstereceğim şimdi. Kaç dakika sürmüş olabilir ki abi?
İmkanı yok. 10 dakika sürmedi yani. Hiç sanmıyorum. Hop. Oh. Neyse hayırlı olsun abi. İlk rallimi bitirdim. Ona da şükür. Ona da şükür. Ha bak şimdi süreyi kes. 25 dakika. Yalanlarını yiyeyim senin. O kadar sürmedi ya. Ama işte ilk yarışta ne kadar zamanda yaptın. İlk yarışta önemli. Ve dediğine göre ilk 3'e girebilmen için 11,5 dakikanın altında yapacaksın 2 yarışı. Ben bir tanesini yapıyorum o kadar sürede. Nasıl olacak o? Ya, hızı gördünüz. Bilmiyorum da bu 25 dakikayı ben... Ya 25 değildir zaten. Bir delik var o işte. Ben tekrardan yarışırım. Bir dahaki haftaya geldiği zaman. Bilmiyorum kayıtta mı yaparım, kayıt dışı mı yaparım. Muhtemelen yayında bile yapabilirim tabii o zamana. Ark falan da çıkacak. Başka oyunlar da var. Emin değilim. Bakarız ya. Tamam kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama illaki ben tekrardan bir denerim. Orası garanti. Artı yeni parçaları taktığımız zaman bir tık daha... Ama şu hız sorun değil. Aslında 50 beygir ne kadar fark yaratır bilmiyorum da yeni karbüratör takıldığı zaman NOS için takılacak olan. Galiba karbüratör. Emin değilim adından. Yanlış olabilir. Kusura bakmayın. Onu taktığımız zaman araba bir tık daha hızlanıyor. Orası garanti. O şu an ha eve gidip sipariş vermemiz gerekiyor. Şu an siparişler gelmişse eğer camı kırıp içeri girip bakabilirim. Bence hiç gerek yok abi. Şu anda eve yardıracağız. Ben bir save'imi alayım da şurada. Ne olur ne olmaz. Bunları artistik yapayım mı? Neyse hiç bulaşmayayım pisliklere. Boş burada da durulmaz lan. Tamam burada durabilirsin. Emniyet kemeri takılı değil. Bir save alalım abi. Temiz temiz. Sağlık olsun diyelim. İlk yarışımız. Ama dediğim gibi yani o ben benim yaptığım hızın iki katını yapamam abi. Sanmıyorum yani. Hani hiçbir kaza bela hiçbir şey yok yani bu arada. Hani ilkinde tamam dışarı girdim de save'den başladım tekrardan. Oraya geldikten sonra tekrar videoya girdim. Hani sanmıyorum abi iki katı hızını yapamam ben onun ya. Yapılabileceğini de sanmıyorum. Kıskırdan bana biraz abartı geldi bu iş. Bilemiyorum dediğim gibi o patch olayısıyla belki bir sapıtma olmuş olabilir. Emin değilim ya emin değilim. Şimdi tam oyuna da bir şey demek istemiyorum. Bayağı sorunu var oyunun doğal olarak da. Bu konuda ben yaptığım hız o kadar farklı olacağını sanmıyorum ya. Bu kadarsa geçmiş olsun beceremeyeceğiz demek. Kapat kardeşim kapat. Hadi evimize. Yolcu drop bas bağlasan durmaz. Ne oldu şimdi? Oğlum. Şaka mı yapıyorsun lan? Şimdi bıraktım çalışıyordu araba. Allah Allah. Yağ bitmiş olabilir bu arada. Yağ felaket gidiyor. Parçalarında sıkıntı var herhalde. Şeyde de sıkıntı var. Nedir onun adı? Water pressure. O parçası da galiba bozuk. Birkaç parçası bozuk ya. Şuradan şöyle yapıyorum. Dolduruyorum. Yo ya full. Aga niye çalışmıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Şimdi sağlandın ya. Oh. Aküsü falan mı takılı değil diyeceğim de. Saçma olur yani. Şimdi takılı olan şey niye çıksın? Yo sapasağlam takılı. Ama oynuyor orada ha. Baklandı galiba. Oy oy. Ben bir şunu yapmaya çalışayım. Başım belala. Anlaşılan kötü gün geçiriyorum ya. Baya ter döktüm ama yok yani. Aküsü falan bitti herhalde. Bugün de pazar olduğu için maalesef yeni akü de alamıyorum. Lan keşke birden fazla akü alsaydım. Alıp almadığımı da hatırlamıyorum ya. Belki de aldım. Sanmıyorum ya aldığımı. Neyse şeye geldim abi graveyard'a. Graveyard ne ya? Junkyard, junkyard. Hurdalık. Şunları toparlayayım dedim en azından. Lazım olacaklar bana. Burada olduğunu söyleyenler oluyordu.
Biliyordum onu, duymuştum zaten ya. Ama yapıp yapmayacağımdan emin değilim. Hala yapıp yapmayacağımdan emin değilim ama bunları dedim toparlayayım abi. Malzemelerim olsun. Ben bunları şimdi güzel de dizerim belki. Zaten şu anda istesem de yapamıyorum. Tabii. Ama ben doğru düzgün kullanmadım ya. Belki dedim ben kullanırım. Paraya da ihtiyacım yok ama. Abi sinek sesine bakar mısın? Her yer sinek sesi. Of ulan Satsuma var ya, ne kafayı yedirttin bana ya. Harbiden ne kafa. Oha nereye çıktın lan? Ne? Oğlum girsene. Aga. Allah canını almıyor. Vallahi kafayı yedirtti Satsuma bana ya. Zaten rally bir şaşırdı. Yarasın yavrum. Al sana hurda. Öldü mü? Öldü canım. Çalıştır baba. Tabii çalışmasına var zaman. Ah. Eve gidelim. Neyi sipariş verdiğimden emin değilim. Ama yanlış bilmiyorsam ışık siparişi verdik. Başka ne geldi ya? Başka da bir şey gelmedi. Belki de ışık siparişi vermedik. Vallahi hatırlamıyorum. Muhtemelen siz zaten bunu izlediğinizde ben olayı çözmüş olurum verip vermediğim konusunda. Artı yeni arabayı farkındayım, hala kullanmadım. Yeni araba derken bayağı burada eski araba da. Bize göre yeni. Minibüs yerine kullanacağım ya sözde. Kazanayım da alayım dedim abi. Yeni peşle birlikte ona da biraz eklenti gelmiş anladığım kadarıyla. Onu ben biraz daha zorlayayım ya. Hani parasında değilim. 50-50 yapıldığı olayını zaten öğrenmiştim. Söyleyenler var. Hallettim her şeyi yani. O olayı tamamen full artı full çözdüm. Ama işte maalesef onu almak zaman alacak gibi sinirleniyorum manyak sürekli. Belli bir kotasının altında yendiğin zaman manyağı sinirleniyor. Çıldırtıyor adamı ya. Nasıl yapacağım o işi bilmiyorum yani. Drag yarışı için parçaları söyledim hatırlamıyorum ya. Söylediysen bile bir tane daha söyletmez galiba. Emin de değilim ya. Belki de söyletir lan. Almam. Kalır orada. Işık artı iki parça. Söylediysen bile canım sağ olsun. Zaten şu an yapacak daha güzel bir işim yok. Araba kaldı bayağı şehirde. Geçmiş olsun. Kurtaramıyorum onu. Nasıl yapacağım bilmiyorum yani. Çalışmıyor araba. Artık tamirciye kadar onu çekmeye kalksam dağılacak. Parçaları sağa sola gidecek. Traktörle anca üstüne koyup rahat rahat götürmem lazım. Bilmiyorum vallahi bu Satsuma adamı delirtiyor ya. Durduk yere bozuldu, gördünüz yani. Save'i aldım, çıktım, bitmiş. Şeyden falan bakıyorum, mesajı editörden de bakıyorum. Parçalarında da öyle %0 olan yok. Hani var gücü falan, var %10 falan da. Tahmin ediyorum akü gitti ya. Bayağı aküsü bir anda kendi kendine boşaldı. Save'den sonra o tarz şeyler olabilir. Save'den sonra da save'den ziyade patch'ten sonraki save'lerde o tarz şeyler olabiliyor. Onun için muhtemelen oradan pazartesi bir tane akü alacağız. Takacağız ki pazartesi yapmak da o kadar zor olmasa gerek. Akşamüstü oldu bile. Kaç? 5. Saatimiz 5. Ulan ya görmemiş gibi. Saat almış. Görmemişin saati olmuş. Tutmuş. Göstere göstere bir hal olmuş yani. Allah'ım aynı yol yine lanetlendik. Allah bu yolun ben lanetli ruhuyum böyle. Gidip gidip geliyorum sürekli burada. Buradaki insanlara dadanıyorum. Sağda solda onlar da beni izliyor. Yatarız, pazartesi yaparız. Bir tane akü alırız. İnşallah işe yarar. Umuyorum. Umuyorum işe yarar. Yaramazsa hakikaten can sıkar. Evde herhangi bir değişiklik var mı peşten sonra? Bildiğim kadarıyla yok. Yani peş listesi fena değil. Bayağı uzun o. Milletin hani sürekli şunu yap bunu yap dedikleri şeylerin hemen hemen hepsi geldi. Ki yeni deneme peçi de çıkmış bu arada. Bende yok da ben onları kullanmıyorum. Hoş işin sonuna doğru geldim. Belki onlara da bakarım ya. Öyle olmaz. Değişik değişik modlar var. Hani ana seri olarak değil. Çünkü bunun peşine inşallah arka çekeceğim. Ki ayın kaçı oldu artık. Bu muhtemelen ikisinde mi yayınlanacak? Emin değilim. 2, 3 neyse. Allah izin verirse ak çıktığı gibi başlayacağım. Umuyorum server ayarlamış olacağım. Twitch'te düzenli olarak oynayacağım onu. Çıktığı gibi bir süre sürekli oynarım muhtemelen.
abonelerle birlikte güzel bir serverda takılacağız inşallah. Tabii server ayarlayabilirsem, hala ayarlamış değilim. Şu anki server sağlayıcım doların o artışı yüzünden bazı sıkıntılar yaşıyor. Kardeşim, deliyim ben. Bir şey olmaz. Atın ölümü arpadan olsun. İnşallah onu halledecek. Şeyden önce alacağım server oradan. Ki bilmeyenler için zaten Twitch linki her videonun altında var. Diğer sosyal medya linkleri olduğu gibi. Hemen hemen her akşam yayın açıyorum. 7'den sonra 7.30 kafama göre. Yayın açtığım zaman Twitter'dan, Facebook'tan falan da bildiriyorum. Bayağıdır reklamını yapmadım. YouTube sıkıntı çıkartıyor diye. Ne olur araç gelme. Lütfen gelme. Çünkü şurada sağa sola çıkmak demek bayağı hapis kalmak demek abi. Sağ sol var ya. Ufak bir alanı var oranın. Onun dışına çıkarsan geçmiş olsun. Arkamdan gelmiyor. Tamam, yırttık. Nasıl kestirme? 10 numara. Nehrin çevresinden de kestirme varmış galiba. Ben o tarafı kullan... Nehir diyorum, göl. Gölün çevresinden de özellikle odun teslimatında kullanılan var da, kendi ana, yani şu yol bile bir acayip. Yolun dışındaki yerler hepten acayip. Bazı yerler var, bataklık niyetine mi ne yapmış herhalde, kalıyorsun abi, hareket edemiyorsun. Mesela arabayla kaza yaptım ya, o girdiğim yerden arabayı çıkartamadım da. Bayağı çıkmadı yani. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Bir arabayı biraz zorladım, istop etti. Bir daha da çalışmadı falan. Dediğim gibi arabada problem vardı zaten abi. Araba sıkıntı vardı. Açıkçası hani bu seri halinde kayıt etmiyor olsaydım muhtemelen hiçbir şekilde o rally'ye katılmayacaktım. Her an yolda kalabilir abi. Ki kaldı. Allah'tan rally'yi bitirdi. Ona şükrediyorum ben. O kadar gitmesi bile bir nevi mucize bana göre. Ha, ben bu minibüse de bayağı alıştım ama ya. Hani diğer aracın da adını unuttum bak ya. Station wagon. Bu arada hala adamın önünde yatıyor. Onu işte ne kadar kullanırım Allah bilir. İşte geldim, buradayım. Hadi bismillah. Şimdi siparişi verdiysem muhtemelen sipariş veremem. Muhtemelen, emin değilim ama. Ya tabii geldik, gösterdik, seçtim ben, siparişi verdim ya, hatırlıyorum ama lastik siparişi verdiğimi hatırlamıyorum. Dur bakayım, tıklayabilecek miyim ona? Buna tıklayabiliyorum. Buna tıklayabiliyorum. Buna da tıklayabiliyorum. Tıklanmaması lazım. Artı bokunu çıkartacak olursak şunu istiyorum abi. Ver. Vermedi. Bir dakika, sadece şunu, şunu ve şunu desem vermedi. O zaman onları aldık, lastik jant mı almadık? Belki de. Cık, yok, vermiyor. Siparişleri şu an verdik. Ondan dolayı vermiyor abi. Tamam, şunu kapat. Yat baba. Ha, bir dakika, yat diyorsun da. Şu an yatmak pek sağlıklı olmaz. Ben pazartesi yapayım temizinden. Siparişleri verip... Siparişi muhtemelen veremeyeceğim. Yeni siparişler gelmiş olacak. Onları gider alırız. Akü alırız. Tamam, pazartesi şehirde görüşürüz abi. En temizi. İnşallah arabayı çalıştırabileceğim. Umuyorum. Evet, bir iyi haber, bir kötü haber. İyi haber, aküymüş. Tahmin ettiğim gibi. Bunu çöpe atıyoruz. Evde yok ederim. Kötü haber, siparişler hala gelmemiş. Siparişler gelmeyince de yeni sipariş veremiyorum. Maalesef o konuda tıkanmış durumdayım. Allah'tan arabayı tamir edebildim ya. Ona da şükür. Abi bir anda o ki çıt bitebiliyor ya. Çok ilginç değil mi? Hani neden? Abi bu kaçıncı akü var ya böyle? Akü anında yok oluyor ve bu arada müziğim de fena değil, değil mi? Nasıl ama? Bak bak, Apache'yi kes. Olmaz sana.
İşler böyle. Niye kapattın bu konuyu? Artık yapayım bunlara. Ne yapıyorsunuz gençler? Ya buraya park etmeye korkuyorum resmen ya. Araba çalışırken akü bitmez herhalde. Durdurmayalım. Dur bakayım bagajı açınca ses çıkacak mı? Ya bir fark yok. Aynı. Camım açık en azından. Yeah. Ne var? Artist. Ah yakıt alsam buna fena olmaz. Arkadaş bizim siparişler ne oldu ya? Ha, hayır. Ne aldı bizim siparişler? Ya lastik gelmeden de bunu tamirciye götürmek istemiyorum ya. Parçalarımı takayım öyle dedim tamirciye vereyim. Ulan acaba arabayı çalışır vaziyette bırakıp da mı şey yaptım ben? Emin değilim ha. Ya bu müzik sıkıntı olmayacağından emin miyiz ya? Bir sıkıntı olabilir gibime geliyor ama. Bakar mısın araba şeylerim orada duruyor. Tamam kapat yeter. Soğutucu, fren şeyleri hepsi duruyor orada. Yani şunun kapak olayı ne olacak ya? Bilmiyorum da yani. Kapağı yok abi. Bayağı kapaksız kaldık. Kapak yalan olacak herhalde. Ne yapayım ben bir iki save daha deneyeyim abi. Dur bakayım belki parçaları alırım ama sanmıyorum. Muhtemelen bir dahaki bölüme artık ne parça almışsam almadığımın siparişini veririm. Tabii eve gider. Neyse işte muhtemelen last jant. Jant alacağım. Buradan dönüşte jantları bırakacağım. Yol lastiği koy diyeceğim. Bunlar rally lastiği. İki çeşit kaliteli lastik var. Standart lastik var. Bir üst versiyon kullandığımız lastik var. O ikisi şeyden geçmek için. Kontrolden geçmek için. Oh, viteste mi bıraktım lan arabayı? Vay anasını fark etmedim bile. Ne yapıyorsunuz lan? Artistler. Tamam durdur arabayı da. Sıkıntı olmasın. Bakalım bir save daha deneyeyim. Belki hala yok değil mi? Belki gelir. Ne sipariş verdiğimi en azından göreyim ya. Sırf merak ettim o yoksa şu anda bir şey yapabilecek durumda değilim. 1,5 saati geçmiş 2 saate yakındır uğraşıyorum var ya. Millet de diyor videoları uzat. Abi bazen işte öyle bir şey oluyor ki. Sıkıntı oluyor ki bayağı arabayı çalıştıramadım ya. Gördün arabayı istop ettim. Emin değilim. Save aldım. Galiba o da sıkıntı olabilir. Araba çalışırken tam da çalışırken olmaz ki. Yarı kontaktayken ancak bırakmış olsam ki o arada da eğer arabada bir şeyler var. Buradan bakabilir miyim? Neresi lan burası? He, daha yeni geliyor bu dallama. Yok değil mi? Lan gözükmüyor da buradan doğru düzgün. Emin de olamadım. Yok. Welcome to team. Oh, it's you. Yes, it's me. Dayı, nerede bizim siparişler? Allah'ını seversen ya. Nedir ya? Yemek mi alayım, cips falan? Aslında eve de donatasım var biliyor musun? Allah ne verdiyse bunların hepsini alayım, eve dizeyim diyorum. Şekil olsun. Yapayım mı? Hepsini ya. Abi ara şey muhabbeti vardı. Ha bunları alamış. Her şeyi alırsan kaç para oluyor muhabbeti vardı. Ona mı baksak? Ha şey almam gerekiyor. Bundan almama gerek yok. 3 tane bundan var galiba. 4, 5, 6. 3, 6. Bundan da bir tane aldım mı? Böyle tamamız o zaman. Kahveye gerek yok. Ya gerek yok. Boyaya gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok. Plak. Evde bir tane fazladan var galiba. Yok etmediysem. Galiba olması lazım. Isınmış Satsuma'nın motorunun üstünde yemek pişirebiliyorsun. Haha tamam şimdi hatırladım. Bir şey daha vardı.
aklıma geliyordu da. Ver kardeşim. Öyle bir şey var, doğru. Unuttum bak onu. Neyse kardeşim, kendine iyi bak o zaman. Ben eve gideyim, evde beni ararsın. Dersin ki sipariş geldi değil mi? He? Manyağı. Söyle söyle. Neyse ben eve gideyim o zaman. Alkolü yaparım. O arada bu arar beni. Gelirim. Sipariş ne varmış? Onları alırım. Yaparım bir şeyler. Sonra tekrar eve gideceğim. Siparişleri alacağım. Burada evet. Bir şeyler yapacağım. Evet. Benim öyle bir şeylerim var. Biraz ameleliğim var. Bir dahaki bölümü artık. Muhtemelen arabanın karbüratörünü falan değiştiririz. Lastiği inşallah veririz. Jantları. Lastik alırız. Çünkü jant sipariş verdiğimi hatırlamıyorum abi. Benim bunlar kalsın. Bunlar sıkıntı değil. Yeni janta takarız. Paramız var. Neyse bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğendiğime basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.